Sarısaç, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar. Sağ olun. Önerge verdiniz. Önergede bazı noktalara dikkat çektiniz. En çok vurguladığınız noktalardan birisi de işlevsizleştirilmesi. Nasıl yapılıyor bu? Yani 100 yıllık aslında bir inkarın sonucu, biliyorsunuz yani dil sadece bir iletişim aracı değil, ayrıyeten toplumların kültürlerini ve tarihlerini de yansıtır. Yani kültür ve tarihtir. Ayrıyeten de bir halk için kimliktir. Yaklaşık 100 yıldır yani Cumhuriyet tarihiyle beraber Kürtler sadece fiziki olarak değil, kültürel olarak da bir soykırıma maruz kaldılar ve Türkiye'de neredeyse 29 dil kullanılıyor. Yani bulunmuş olduğu coğrafyadan kaynaklı bir halklar bahçesi Türkiye. Ama insan hakları evrensel bildirgesinde de dillerin de yani halkların dillerinin de eşit olması gerektiği her ne kadar söylense de devletler bugünkü ulus devlet mantığı hep bunun önüne geçmiş durumda. Ne yazık ki Türkiye'de bunu en katı şekilde uygulayan ülkelerden bir tanesi. Yani bu tekçi anlayışla diğer halkları ve dilleri yok sayarak ve bütün programını müfredatını da buna göre yaparak zaten bir yok etme durumuna veya unutulma durumuna getirdi birçok dili. Şimdi biliyorsunuz Kürtler dünyada yaklaşık 45-50 milyona yakın bir nüfusa sahip ve en çok Kürt nüfusu da Türkiye'de bulunmakta. Yani 20-25 milyon bir Kürt nüfusunun olduğu, Türkçeden sonra en çok Kürtçenin konuşulduğu bir dil ama hiçbir şekilde anayasal veya yasal koruma altına alınmamış, resmiyette hiç tanınmayan bir dil. Kendini kendi kurumlarıyla var etmeye çalışıyordu. Bu kurumlar da yine AKP döneminde en şiddetli şekilde bastırıldı ve en çok da Kürtçe üzerine çok büyük bir saldırı gerçekleştirildi. Biliyorsunuz kayyum atamalarında kayyumların ilk icraatleri Kürt edebiyatçılarının, Kürt yazarlarının isimlerinin silinmesi, hatta Kürtçe tabelaların bile sökülmesi olarak göstermişti. Yani Kürtçe'ye yoğun bir saldırı vardı. 2012-13'te bu Sayın Abdullah Öcalan'la birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin masaya oturmasıyla bir siyasi atmosfer yani bir barış ortamı oluşmuştu. Bu 2 yıl içerisinde özellikle 2012 ve 13 öğretim ve eğitim döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Kürtçe seçmeli dersleri de müfredatına almıştı. Bu yıllarda özellikle çok yoğun bir talep olmuştu seçmeli derslere ve zaten hem ilgili bakanlığın hem de bürokratların bununla ilgili müfredatta da ve öğretmen atamalarında da kolaylıklar sağlayacağı. Yani bunun için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını bildirmişlerdi. Ki ilk 2-3 yılda da baya bir talep oldu bu konuda. Ama sonrasındaki o siyasal atmosferin değişmesiyle beraber tam buna paralel bir şekilde yani yine AKP'nin savaş ve tekçi anlayışa dönmesiyle beraber burada da çok büyük azalmalar oldu. Yani hem seçmeli derslerin tercih edilmesinde hem de öğretmen atamaları ve müfredat kısmında çok büyük düşüşler oldu. Tabii ki bunun halktan kaynaklanmadığını biz çok iyi biliyoruz. Çünkü hala Kürtçe'ye çok yoğun bir talep var ama birçok yerde özellikle okullarda bu işin angarya olarak görülmesinden kaynaklı yeterli derslik yok, müfredat eksikliği var, öğretmen ataması ya da öğretmen yok gibi gerekçelerle aileler başka dersleri seçmeye zorlanıyor ya da işte başvuru dilekçeleri ailelere ulaşmadığı için hakeza yine özellikle AKP'nin dini çok kullandığını, suistimal ettiğini çok iyi biliyoruz. Yine ailelerin dini duyguları suistimal edilerek işte dini derslere ya da Arapçaya ona benzer şeylere özellikle teşvik ederek yine Kürtçe'nin önüne geçiliyor. Şimdi ilk yıllarda öğretmen atamaları yani Kürtçe öğretmen ataması onun üzerindeyken bugün gelinen noktada artık bir kişi ya atanıyor ya da atanmıyor. Tüm bunlar bugün Kürtçe seçmeli derslerin artık işlevsiz bir hale getirilmesine yol açtı. Ya yani bu Kürtçenin özellikle anayasal bir güvenceye alınmaması ve her AKP tarafından daha önceki hükümetler tarafından çok kriminalize edilmesi sonucu biliyorsunuz birçok yerde de Kürtçe'ye karşı bir düşmanlık gelişmişti. Hatta Kürtçe konuşulan birçok kişi lince maruz kalmıştı. Bugünkü gelinen noktada açıkçası bu şekildedir.
Evet, siz bir soru önergesiyle de dile getirdiniz. Neleri sordunuz Murat Bey? Kısaca alayım çünkü burada talepler de var. Yani açıkçası dediğim gibi Kürtçenin şimdi herhangi bir dilin veya Kürtçenin özellikle devletler tarafından güvenceye alınması gerekiyor. Devletler tarafından tekçi bir dil dayatıldığında ve diğer diller anayasal ya da yasal anlamda bir güvenceye alınmadıklarında bunun yansımaları tüm kurumlara oluyor. Bugün saydığımız eksiklikler de aslında yani bu devletin genel politikasından kaynaklanan, yani burada Milli Eğitim Bakanlığı nasıl hareket ederse ona bağlı okullar ve yöneticiler de o şekilde hareket ediyor. De her ne kadar hükümet bu konuları sanki halkın tercihinden kaynaklı böyle olduğunu, buna göre öğretmen ataması veya müfredat gönderildiği söylense de aslında bundan kaynaklanmadı. Yani aslında merkezden bir kısıtlamaya gidildiği için yansımasının da okullara ve bu seçmeli derslere öyle bir şekilde yansıdığını belirttik. Evet, en Bununla ilgili çok bir sorular, evet yani siz. ne kadar öğretmen ataması yapılacak ya da bununla ilgili herhangi bir hazırlık var mı? 2012-13 yılları arasından bugün günümüze kadar, yani önergeyi verdiğimiz güne kadar bunun gerçekten nasıl işletildiği ile ilgili genel anlamda sorular sordum. Evet, bu konunun kurumlara bırakılmasından çok, o kişilere bırakılmasından çok anayasal bir hak ve güvence olarak ele alınması gerektiğini söylüyorsunuz. Yani şöyle Çok söyleyelim son olarak bir kısa şey rica söyleyeyim. edeyim. Süremizi çok aştık Murat Bey. Bahsettiğimiz yer Türkiye Cumhuriyeti, bugün işte Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu yasalar ortaya çıkıyor. Ama bizler mesela Kürt vekiller olarak mecliste bir Kürtçe selamlamamız bile meclis tutanaklarına X, yani bilinmeyen dil olarak geçiyor. Bunun şimdi meclisteki yansımasını böyle düşündüğünüzde artık şeye yansıması, okullara veya oradaki yöneticilere yansıması ne şekilde olacaktır, artık varın siz düşünün. HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için.